Ebu Hanife ilimle uğraşırken ticareti de bütünüyle bırakmadı. Bu onun helal rızık kazanmasını sağladığı gibi ticari kazancını ve talebelerinin ihtiyaçlarının karşılanmasını, bağımsız bir ilim meclisi kurmasını da sağladı. Ebu Yusuf'un parasının bittiğini söylemesine ihtiyaç bırakmadan o Ebu Yusuf'u murakabe eder, yardımda bulunurdu. Gücü yetmeyen talebelerinin de evlenmesini sağlardı. Birçokları ticarette Ebu Hanife'yi Ebu Bekir'e benzetirdi. Çünkü o bir malı satın alırken sattığı zamanki gibi emanet kaidesine uyar, kötü malı üste, iyisini alta koyardı. Muhtaç satıcıyı sömürmezdi. Bir defasında bir kadın satmak üzere ona bir ipek elbise getirdi. O fiyatını sordu. Kadın 100 dirhem istedi. Ebu Hanife değerinin 100 dirhemden fazla ettiğini söyledi. Kadın yüzer yüzer artırarak 400'e çıktığında Ebu Hanife daha fazla edeceğini söyleyince kadın "Benimle alay mı ediyorsun?" demişti. Ebu Hanife de "Ne münasebet, bir adam getirin de fiyat takdir ettirelim," dedi. Adam çağrıldı ve fiyatı takdir etti. Ebu Hanife o malı 500 dirheme satın aldı. Bu olay o zamandan beri halk arasında günümüze kadar anlatılarak ticarette dürüstlüğe dair önemli bir örnek haline gelmiştir. Ebu Hanife vakar sahibi bir insandı. Tefekkürü çok, konuşması az, Allah'ın sınırlarını olabildiğince gözeten, dünya ehlinden uzak duran, faydasız ve boş sözlerden hoşlanmayan, sorulara az ve öz cevap veren çok zeki bir müçtehitti. Fıkhı sistematik hale getirip, bütün dünyevi meselelerin leh ve aleyhteki biçimlerini ortaya koyarak ve sağlam bir inanç esası çıkararak doktrinini meydana getirmiştir. Ebu Hanife'nin binlerce talebesi olmuş, bunların 40 kadarı müçtehit mertebesine ulaşmıştır. Ebu Hanife'nin fıkıh okulu, talebelerine verdiği derslerle ondan fetva istemeye gelen halk için verdiği fetvalardan meydana gelmiştir. Ders verme usulü, eski filozofların diyalektik akademi derslerini andırmaktadır. Bir mesele ortaya atılır, bu talebeleri tarafından tartışılır ve herkes görüşünü söyler, en son olarak imam, delil ve istinbatla bir karara ulaşılmasını sağlar ve kararı delillerden ayırarak veciz cümleler halinde yazdırırdı. Bu sözleri en yakın müçtehit talebeleri tarafından sonradan mezhebin fıkıh kaideleri haline getirildi. Onun ilim meclisi bir istişare, bir diyalog merkezi, bir hür düşünce okuluydu. Ebu Hanife'nin halkın sevgi ve saygısını kazanmasında, fetvalarının her yerde haklı olarak tutulmasında, ilmi ihtilaflardan arındırıp halka selefin yaptığı gibi bilgi aktarması, fitnelere bulaşmaması ve takvası etkili olmuştur. Onun talebelerine verdiği öğütlerde, ilimde hür düşünce ve araştırmanın yollarının tutulması, cahil ve mutaassıplardan uzak durulması gibi önemli kayıtlar vardır. Halka yaklaş, fasıklardan uzaklaş, insanlığında kusur etme, kimseyi küçük görme. Bir meselede görüşünü sorana, bilinen görüşü tekrarla ve sonra o meselede şu veya bu şekilde başka görüşler de bulunduğunu zikret. Halka yumuşak davran, bıkkınlık gösterme, onlardan biriymiş gibi davran. Siyasi yapıda İslam'ın gün geçtikçe daha geri planlara itilerek yerine saltanatın getirdiği beşeri unsurların hakim kılınması, Emevi idaresinin özellikle son yıllarında zirveye ulaşır. Bu, İslam'ın insanı ilgilendiren bütün alanlarda esas ve tek ölçü olması gerektiği hakikatinin idrakinde olmamaktan başka bir şey değildi.
Diğer bir ifadeyle, Müslümanlıklarını her vesileyle vurgulayan yöneticiler, Allah'ın hükümlerine şartsız itaat anlamına gelen İslam'ın siyasi boyutunu ihlal edip, itaatlerini sadece kişisel bazı ibadetlere münhasır kılıyorlardı. Ancak İslam'ı yegane ölçü olarak almadıkları yönetimlerini halk nezdinde meşrulaştırmak ve halkın itaatini kazanabilmek için alimleri araç olarak kullanma politikalarını sürdürüyorlardı. Şüphesiz bu politikaya kananlar ve sırf iyi niyetlerinden dolayı böyle bir oyuna alet edildiklerinin farkına varamayanlar olmuştu. Ancak bazı şahsiyetler, yönetim işinde geri plana itilen İslam'ı bütün muhtevasıyla ortaya koyup, onun gerektirdiği itaatin alanlarını her şeye rağmen ifade etmekten çekinmediler. Siyasi ve askeri güçlerine rağmen, yöneticiler bu şahsiyetlerin söz ve tavırları karşısında korkulu rüyalar gördüler. Hiçbir zaman sayıları kesin olarak ifade edilemeyecek kadar çok olan, ancak coğrafyanın ve zamanın değişimine bağlı olarak genellikle tek kalan bu şahsiyetler arasında İmam-ı Azam da vardı. Emevi ve Abbasi idarelerinin uygulamalarına bizzat tanık olan Ebu Hanife, zühd ve takvası sayesinde yönetimin maşası olmaktan kendini canı pahasına koruyabilmiş bir İslam alimidir. Kulların hakkını gözetmede kusur etmekten korktuğu için Emeviler kadar Abbasiler tarafından da ısrarlı şekilde teklif edilen kadılık görevini ve diğer şahsi menfaatlerin hepsini geri çevirmiştir. Ebu Hanife, içinde bulunduğu şartlarda resmi görev almanın İslam'ı temsil etme ve uygulamaya aktarma imkanı sağlayamayacağını iyi fark eder. Bu nedenle resmi görev almanın meşru olmayan işlere maşa olmaya neden olacağı kanaatine varır. Bu düşüncesini de hiçbir yoruma mahal bırakmayacak şekilde ifade eder. Bu manada kendinden çok değerli hediyeler karşılığında bazı isteklerde bulunan sultanı kastederek şunları söyler. Eğer benden Vasıt Mescidi'nin kapılarını saymamı isteseydi onu bile kabul etmezdim. O halde nasıl olur da bir adamı idam etmek için hüküm vermemi ister ve bu hükümle onun boynunu vurmasına vesile olurum? Ben böyle bir hükmü ihtiva eden kararın altını nasıl mühürlerim? Vallahi ben böyle bir işe ölünceye kadar giremem. Devlet görevini kabul etmesi için değişik tekliflerle ve en önemlisi işkencelerle karşısına çıkanlara söylediği şu sözleri ise İslam'ı temsilinin önemli bir örneğidir. Allah'a yemin ederim ki bu işi kendi arzumla kabul etmiş olsam bile yine de size istediğiniz anlamda yaranamayacağım. Nerede kaldı ki zorla istemeye istemeye teklifinize muvafakat edeyim? Herhangi bir hususta vereceğim karar sizin arzularınızın hilafına olabilir. O zaman bana kızarsınız. Kızınca da beni Fırat Nehri'nde boğdurmak istersiniz. Boğulurum, fakat kararımı yine değiştirmem.